önce hayvancılık yapıyorduk. Hayvancılıkta para olmadığı için tütün işi yaptık. Tütüncülükte de şu an para yok. Ve tütüncülere sürekli baskın yapıyorlar. Sürekli gözaltına alıyorlar. Öyle. Köyde geçim zor olduğu için, hayvancılıkla geçinmediğimiz için, hayat şartları zor olduğu için İstanbul'da çalışmaya başladım. Üçüncü havaalanında işe başladım. Üçüncü havaalanında pek şartlar elverişli değildi. Banyo sorunu vardı. İnsanlar ölüyordu ve sonra paralarımızı 2-3 ay, 4 ay boyunca vermediler. Ondan sonra olaylar çıktı ve bizi gözaltına aldılar. Birkaç gün gözaltında kaldıktan sonra bizi serbest bıraktılar. Ondan sonra iş bulamadım. Tütün işine başladım. Önceki yıllara göre yani geriye gidiyoruz. Önceki yıllarda biz 40 keçimiz vardı. Bizi 9 kişi besliyordu. Şimdi biz 9 kişi 200 keçi de besliyoruz. Yine bize yetmiyor. Çok zor. Şartlar çok zor olmuş. Eskide ev faturası, elektrik faturası geliyordu 10 milyon. Şimdi gelmiş %70, %80 zam olmuş. Geçinemiyoruz. Kazandığımızda faturaları veriyoruz. Orada elektrikçiydim. Elektrik işinde çalışıyordum. Tahta kurları girdi bize. Yataklarda sıkıntı vardı. İlaçlama yapılmıyordu. Yemeklerde sorunlar çıktı. Ve sürekli insanlar ölüyorlardı. Ondan sonra tahta kurular vardı. Sıcak sular akmamaya başladı. Sıcak sular. Ondan sonra paramızı istedik. Paramızı vermediler. Ondan sonra olaylar çıktı. Yani az bir para, yani hiç bazen para geçmediği günler de oluyor, bazen para geçtiği günler de oluyor. Yani o kadar elimize para geçmiyor, kıl kanat geçiniyoruz. Tütünde kazandığım para, yani tütün istiyorum ama tütünün parasını geriye gönderemiyorum çünkü burada bana yetmiyor. Yani bir ton, yani 100 kilo tütün gönderseler dahil, yani o tütünü bile geri gönderme şeyim olmuyor yani, çok az. Çünkü burada kiralar pahalı, elektrik çok pahalı, 250-300 milyon elektrik parası ödüyorum. Doğal gaz pahalı, yani çok pahalı. Örneğin ben ekonomik kriz nedeniyle şey yapamıyorum, yani zaman bulmuyorum gezmeye, param yetmiyor. Çarşıya çıkamıyorum, param yetmiyor. En lüks lokantalarda yemek yemiyorum, param yetmiyor. En istediğim kıyafeti giyemiyorum, param yetmiyor. Telefonum bozuluyor, yeni bir telefon alamıyorum, param yetmiyor. Yani zor kol kanat kendimi geçindiriyorum. Kiralar, su, elektrik, doğalgaz bitti. Buradayım. Zaten 7. aydan sonra tütünler yasaklanacak. Ondan sonra bilmiyorum ya. Tekrar ya memlekete giderim ya da burada bir iş bulurum. Burada iş bulsam da yani bulsam da burada çalışmayı düşünmüyorum. Çünkü burada şartlar çok zor. Asgari ücretle geçinemem. Ya tekrar köye gidip hayvancılık yaparım ya da bilmiyorum. Yok, geçindiremem çünkü orada da hayat pahalı. Yani eskide biz samanın kilosunu 1 milyon alıyorduk. Şimdi samanın kilosu olmuş 2-2,5 milyon. Arpanın kilosu olmuş 2-2,5 milyon. İlaçlar çok pahalı olmuş. Hayvan ilaçları çok pahalı olmuş. Yani biz onu da geçindiremiyoruz. Ya, eskide ithal et gelmiyordu. İthal saman gelmiyordu. Şimdi ithal et geliyor. Beslediğimiz koyunlar, beslediğimiz hayvanlar elimizde kalıyor. Eskide elimizde kalmıyordu. Eskide istediğimiz fiyata satıyorduk. Şimdi eski fiyatın yarısına satıyoruz.